Cümle bilgisi. Arkadaşlar, bugünkü dersimizde cümle nedir ve cümle olabilme kuralları nelerdir konularını öğreneceğiz. Cümle nedirle başlayalım. Bir duygumuzu, bir düşüncemizi veya bildiğimiz bir haberi karşımızdaki kişiyi anlatmaya yarayan sözcüklerin sıralı bir biçimde dizilmiş haline biz cümle diyoruz. Örnek cümlelerimize bakalım. Ben okulumu çok severim. Arkadaşlarımızla iyi geçinmeliyiz. Ailemiz bizi çok sever. Hepsi birer cümle örneğidir. Kullandığımız sözcük dizilerinin cümle olabilmesi için hem bir anlam ifade etmesi hem de sıralı bir biçimde dizilmiş olması gerekir. Günde bir kitap okurum. Derslerimde çok başarılıyım. Cümlelerinde görüldüğü gibi hem bir anlamları var hem de sıralı bir biçimde dizilmişler. Bir de sırasız dizilere bakalım. İlk dizimiz süt, her akşam içerim bir bardak. Karışık gibi gözüküyor değil mi? İkincisi saat 9'da yatarım akşamları. Üçüncüsü erken sabah kalkarım. Son cümle giderim zamanında okuluma. Oldukça karışıklar. Bir de şimdi dizilmiş haliyle okuyalım bu cümleleri. Her akşam bir bardak süt içerim. Akşamları saat 9'da yatarım. Sabah erken kalkarım. Okuluma zamanında giderim. Şu anda bu cümleler daha anlamlılar. Şimdi de bu kelimelerimize bakalım. Ne demek istiyor ki bunlar? Pınar kitap. Ben sınıfa. Neden bizimle? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Pınar kitap okuyor. Ben sınıfa gidiyorum. Neden bizimle oynamıyorsun? Şimdi daha anlaşılır oldular. Biz de anlamsız olan kelime dizilerini tamamlayarak cümle haline getirebiliriz. Arkadaşlarımla sinemaya, tatilde bol bol kitap, çevremizi temiz, arkadaşlarımla şarkılar, dizileri bize hiçbir şey ifade etmiyor. Bunları tamamlayarak cümle haline getirelim. Arkadaşlarımla sinemaya gittik. Tatilde bol bol kitap okudum. Çevremizi temiz tutmalıyız. Arkadaşlarımla şarkılar söyledik. Arkadaşlar, kelime dizilerinin cümle olması için iki tane kurala ihtiyacımız var. Birincisi, cümle sıralı bir biçimde dizilmiş olmalı. İkincisi, cümle bize bir anlam ifade etmelidir. Cümle konusu ile ilgili unutmamamız gereken birkaç maddemiz var. Cümleler büyük harfle başlar. Cümlenin sonuna nokta konur. Eğer cümlede soru anlamı varsa cümlenin sonuna soru işareti, ünlem anlamı varsa cümlenin sonuna ünlem işareti konur. Arkadaşlar, bugünkü dersimizde cümle nedir ve cümle olabilme kuralları nelerdir konularını öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.